GRT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. TSE tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'ne verilen güvenlik belgesi takdim töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e belgeyi TSE Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Lezzet Başkenti Gaziantep'in gastronomi alanında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. MSM kaliteli hizmet üretimi ve sunumuyla Türk Standartları Enstitüsü yetkilerince gıda güvenliği belgesini aldı, kalitesini tescilledi. Böylece MSM belediye iştiraklı şirketler arasında Türkiye'de 3. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise ilk belgeli kuruluş oldu. Malumunuz Gaziantep hangi konuyla ilgileniyorsa bu konuda marka olmayı çok kısa bir sürede başarıyor. Gaziantep kendi lezzetleriyle bir gurme şehir olmaya karar verdiği için ve bu konuda da çok önemli bir mesafe elde ettiği için Gaziantep açısından gıda güvenliği ve bunu gerçekleştirecek olan sistemler daha bir özel önem taşıyor. Bu konuda bu tesisimiz için yapılan örnek çalışma, biliyoruz Gaziantep'in bu konudaki markalaşma sürecini ve gıda güvenliği konusunda Gaziantep lezzetlerinin haklı olduğu yere ulaşmasında çok önemli faydalar sağlayacaktır. Gastronomi şehriyiz. UNESCO'nun gastronomi şehrine girmek bize büyük bir pencere açtı. Büyük bir fırsat verdi. Dolayısıyla nereye gideyim, ne tadayım diyen gurmeleri şehrimize davet ediyoruz. Ve bu davetimize icabet edip gelen milyonlarca kişi var. Türk standartları dediğiniz şey hep yolun standartı, makinenin standartı üzerine gittik. Ama Türk standartları enstitüsü artık gıda güvenliği üzerine ve yediğimiz yemeğin akreditasyonu üzerinde de önemli çalışmalar yapıyor. Bunu da çok kıymetli buluyorum ve ben kendi arkadaşlarımın vizyonundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gelen buraya gurmelerin lezzet elbette çok kıymetli ama bu lezzetin sürdürülebilirliğini sağlamamız için standart reçeteye geçmemiz gerekiyordu. Bir yediğiniz yemeğin, bundan sonra yediğiniz yemekle farklı olmaması, herkesin aynı lezzeti tatması, bir hafta önce yediğiniz yemekle bir hafta sonra yediğiniz yemeğin, bir yıl önce yediğiniz yemekle bir yıl sonra yediğiniz yemeğin değişmemesi için standart reçetelere girmek gerekiyor. Ürünün standartizasyonu çok önemli. Dolayısıyla ürün standartizasyonu ile birlikte biz artık bunu oluşturan bütün etkenlerin kontrol edilmesi ve bunun üzerine gereğinin yapılması gerekiyor. Ve bizim Gaziantep'te söylediğimiz şey, tarihten, topraktan gelen lezzet dediğimiz, güneşten gelen lezzet dediğimiz bütün faktörleri kontrol altına aldıktan sonra bu lezzeti sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Ve bu bize güvence veriyor. Yani Sayın Başkanımın bugün itibariyle bize verdiği, takdim ettiği, layık gördüğü bu işin gıda güvenliği üzerindeki bu tesisin bu işi yapabildiği ile ilgili oluşturduğu başlangıç bizim için büyük bir fırsat. Artık yediği yemeğin lezzetiyle birlikte hijyeninin, gıda güvenliğinin emin olarak yemesi büyük bir güvence beraberinde getiriyor ve yediğimiz yemeğin kalitesine de ayrı bir güvence getiriyor. Toptan kalitesine ayrı bir güvence getiriyor, sürdürülebilirliğine ayrı bir güvence getiriyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de Büyükşehir Belediyesi'nin bir denetim görevi gördüğünü hatırlattı. Belediyemizin aynı zamanda bir denetim görevi var. Kendisinin yapmadığı, kendisinin uymadığı bir kuralı başka işletmelerden beklemek de çok uygun olmaz. O anlamda bir vizyon ortaya konulmuş, bir hedef ortaya konulmuş, kendi işletmeleri buna uymuş. İnşallah Gaziantep'teki diğer güvenli işletmelerimizde ki Gaziantep bu anlamda Türkiye'de parmakla gösterilen yerlerden bir tanesi. Konuşmaların ardından TSE Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e TSE belgesini verdi. Sevgili izleyenler, Gaziantep Üniversitesi de kalitesini tescilledi. GAÜN,
kalite yönetim sistemi ve hijyen yönetim sistem belgesi almaya hak kazandı. Gaziantep Üniversitesi'nin kalite çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından Diş Hekimliği Fakültesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gayun Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü'ne kalite belgesi, Gayun Spor Yum ise hijyen belgesi verildi. 2018 yılında Gayun Spor Yum ve Naci... Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan belge takdim törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin ve çok sayıda akademisyenle öğrenci katıldı. Belge takdim töreninde açıklamalarda bulunan Adem Şahin, Gaziantep Üniversitesi'nin kalite noktasında bütünleşik bir yapıya doğru gittiğini söyledi. Bu bölgede çok köklü eğitim kurumlarımızdan birisi. Türk bilim hayatına, Türk eğitim hayatına çok önemli katkılar sağlamış bir eğitim kurumumuz. 4 belge töreni yapacağız. Bu 4 belgenin 4'ü de gerek Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda, Diş Hekimliği Fakültesi'nde, Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü'nde, spor merkezinde. Yani bu öyle bir yapı ortaya koyuyor ki bir adım sonrasında üniversitenin bütün hizmetleri, üniversitenin tamamı bir kalite yönetim sistemi veya kalite sistemleri arasında bütünleşik bir kalite yönetim sisteminin noktasına doğru kendisini hazırlıyor anlamında. Ben bu noktada Sayın Rektörüm, zat halinizin gösterdiği liderliğe, inanmışlığa ve oluşturduğunuz takımın samimiyetine ve katkı veren bütün değerli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu bizim konuya bakışımız sadece bir belge olarak değil. Yani sonuçta biz ülkemizin kaynaklarını daha iyi kullanmak adına bir arayışın, bir çalışmanın sonucunu belgelendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin de bunu yapmış olması önemli bir fedakarlık ve önemli bir inanmışlık göstergesi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür, amaçlarının bütün üniversiteyi kaliteli kurumsal bir yapıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Tüm üniversiteyi ana kampüs TSE standartları açısından eğitim kalitesiyle birlikte kurumsal bir yapıya dönüştürmek. Tabii ki sadece eğitim kalitesiyle ortam, mekan ve hijyen açısından bunları yaparken diğer taraftan özellikle Türkiye'de örnek numunelerden birisi olan Naci Topçuoğlu'nda biz akredite laboratuvar. Bakın Türkiye'de üniversite içerisinde kurulmuş ayakkabı test merkezi olarak tek akredite laboratuvarız. Ve akreditasyon o kadar da kolay değil. Bu şu anlama geliyor. Dünya standartlarında üreteceğiniz bir ayakkabının dünya standartlarındaki testleri Gaziantep Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yapılacak. Diğer taraftan sevindirici güzel bir haber yine. Gaziantep Üniversitesi'nin bilimdeki öncülüğünün yanı sıra kültür ve sanata, şehre kattığı öngörülü çalışmalar ve şehrin öncülüğünü yapmasından dolayı Motif Halk Bilimi Kültür Sanat Vakfı'nın bu yılki büyük ödülü Gaziantep Üniversitesi'ne verilecek. Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep Üniversitesi'nin şehre değer kattığını ifade etti. Dünyaya baktığımızda kalite belgeleri başta olmak üzere marka, patent, coğrafi tescil ve buna benzer sertifikalar, buna benzer kazanımlar ülkelere değer katıyor. Üniversitenin kendi hayatında yapmadığını, kendisinin uygulanmadığı hiçbir şeyi bir başkasına örnek gösterme şansı yok. Bu açıdan ben hem rektörümüzü hem her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne bu kalite belgesini almakla örnek oluyorsunuz. Söylediklerinizi kendi kurumlarınızda uygulamış oluyorsunuz. İnşallah bu diğer kurumlara da, özel sektörde de artarak devam eder. Tebrik ediyoruz ve sevgili izleyenler, Türkiye günlerdir bu konuyu konuşuyor. Gaziantep'te 2017 yılında kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın ortağı Cahit Ergül tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü belirlendi.
3 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın ortağı Cahit Ergül tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Evet ve birkaç kişi daha hemen arkasında. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Geç. Biliyorsunuz artık gözaltına alındınız. Hadi arkadaşlar hadi. Büşra size çok seslendi. Cahit amca dedi. Arkadaşlar lütfen. Bir müsaade eder misiniz? Bir televizyon kanalında yayınlanan programa kızını aramaya giden Zeynep Ergül 2017 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Programa daha sonraki günlerde katılan Cahit Ergül, kız kardeşi Zeynep Ergül ile 4 akrabası aranan Elbay ile ilgili çeşitli itiraflarda bulundu. Söyler misiniz arkadaşlar? Müsaade eder misiniz? İki tane yol açalım. Sabıkalının iftirasıyla götürülüyorum ben. İki tane sabıkalının iftirasıyla. Kabul etmiyorsunuz. Ya etmiyorum tabii ya. Adam kayıp. Tamam. Hala tamam. Kayıp mı? Hadi. En son evet. Hayatta olan. Bir müsaade eder misiniz arkadaşlar? Yani mahalleleri konusuna dayanarak da öyle dedim. Mahallede yaşadığına dair söylentiler vardı. Soruşturma yürüten polis ekipleri canlı yayına da katılan Cahit Ergül ile kız kardeşi Zeynep Ergül ve 4 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında Cahit Ergül suçlamaları kabul etmezken diğer şüpheler Mehmet Muharrem Elbay'ı Cahit Ergül'ün öldürdüğünü ve parçalara ayırdıktan sonra yaktığını söyledi. Yine duyduklarını mı söyledin? Evet. Yine duyduklarını yani söylerdim. Yani benim başka... Devam edin. Devam edin arkadaşlar. Devam edin. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sabah saatlerine sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İslahiye'de trafik ışıklarına uymayan alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda bulunan trafik ışıklarını geçen ve 290 promil alkollü olduğu ileri sürülen HK idaresindeki motosiklet yakınlarının taziyesinden dönen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarptığı bir yayayla motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Diyanet camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerine namaz kılma uygulamasına son vermesiyle İslahiye Merkez Dervişiye Camisi başta olmak üzere ilçedeki tüm camilerde öğle namazı sonrası sandalye ve tabureler kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırdı. Yeni uygulama İslahiye'de memnuniyetle karşılandı. İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım yaptığı açıklamada 81 ilde olduğu gibi İslahiye'de de cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerine namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını ifade etti. Eski haline rücu ettirmek için daha güzel, daha namazın sağlığı, sıhhati açısından daha iyi olması için böyle bir talimat gönderdi. Bizler de inşallah bunun doğrultusunda elimizden geldiği kadar camilerimizden bu sabit olan sandalyeleri, sıraları vesaireyi kaldıracağız. Hani çok zaruri olan namazını ayakta kılamayacak cemaatimiz oturarak namazlarını kılabilir. Oturduğu yerden ayaklarını kıbleye doğru uzatıp namazlarını kılabilirler. Bunu yapamıyorlarsa eğer buna da güçleri yetmiyorsa kendileriyle beraber getirdikleri seyyar taburelerle namazlarını kılıp ondan sonra dağılacaklar. Yani camilerde sabit sıralar şeklinde, koltuklar şeklinde, sandalye şeklinde bir görüntü hakikaten caminin ruhuna uymuyor. Bundan dolayı zaten Diyanet İşleri Başkanlığımız da gerekli müdahaleyi yaptı. Doğu Türkistan'da yaşanan katliamlara dikkat çekmek ve yaşananları protesto etmek amacıyla İHA Gaziantep Şubesi öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz kaldıklarına dikkat çekildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsan Yardım Vakfı Gaziantep Şubesi'nin öncülüğünde Komünist Çin yönetiminin Doğu Türkistan Müslümanlarına uyguladığı zulümleri ve yaşanan katliamları protesto etmek amacıyla kitlesel basın açıklaması düzenlendi. Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği basın açıklamasında Doğu Türkistan'ın uzun yıllardan bu yana komünist Çin zulmü altında olduğuna ve dünyanın göğsü önünde korkunç işkencelere maruz kaldıklarına dikkat çekildi. Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikalarını yürüten Doğu Türkistan'ın
tüm dünya gündeminde saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özel Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chong, 2017 ayından itibaren, 2017'nin Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Ulu Cami'de kılınan Cuma namazının ardından Yeşilsu Parkı'nda Şehitler Abidesi'nde sessiz çığlık temasıyla düzenlenen basın açıklamasını İHA Gaziantep Şube Başkanı Tuncay Mengil okudu. Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ila 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanyası'nın uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinde yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayısı her geçen gün artarken, aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümlerin neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutuklu sayısı kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar sırt üstü yatma imkanına bile sahip olmadıkları için ancak yanlarına dönerek yatmaktadır. Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi. Gaziantep'te yükselen baraj suyunun bahçe duvarlarına dayanmasıyla korku içinde yaşayan çift ev yapabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Devlet Su İşleri tarafından Oğuzeli ilçesinin 17 kilometre güneyindeki Sacır Suyu üzerine yaptırılan Doğanpınar Barajı'nın su seviyesi yükseliyor. Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Kaşyolu Mahallesi boşaltılmıştı. Su seviyesinin yükselmesiyle bir kısmı sular altında kalan diğer tarafında harabeye döndüğü mahallede yalnız yaşayan Fatma ve Halaf Kanuşağı çifti yetkililerden çözüm bekliyor. Biz kaldık burada. Suyu onların evlerine dayanırken tabii onlar gitmek zorunda kaldı. Herkesin yeri hazır. Ama benim yerim olmadığından dolayı ben mecburen kaldım burada. Mecburen. Sen niye gidemedin? Ben gidemememin sebebi mirasçılar dava açmış mahkemeden dolayı buraya. Ondan dolayı paramı da veremiyorlar. Ve verdikleri paradan da karşıdaki yerilen yeri yaptıramıyorum. Kardeşleriyle mahkemelik olduğunu ve istimlak bedelini alamadığını söyleyen Halaf Kanuşağı, devletin belirttiği yerde evlerin pahalı olduğunu ve oraya ev yaptıramayacağını dile getirdi. İki proje verdiler. Genlerin verdiği proje 250 milyarı buluyor hocam. Bize değer biçilen 73 kat. Onu da alamayık. Gene alamayık. Mirasçılar yüzünden gene alamayık. Ben burada çok bir sıkıntıya girdim ve çok zor durumda yaşayayım yani ben burada. Günlük yükselme var suyda. Şu anda günlük yükselme var. Evet. Yazın evet biraz düştü ama şimdi günlük yükselme var. Mahallede yalnız kaldıklarını, baraj seviyesinin yükselmesiyle suyun bahçe duvarlarına dayandığını dile getiren Kanuşağı, korkudan geceleri uyuyamadıklarını söylüyor. Bir korkuyu korkmak zorunda mıyız? Mecburen korkuyoruz. Yani vallahi gece yani uyku uyuyamıyor. Yetkililer çıkacaksın diye. Bunu belirlemişler. Çıkacaksın diyorlar. Ben nasıl çıkayım ha? Benim gidecek yerim yok. Evet oradan arsa verdi ama yaptıramayayım. 250 milyar yaptıramam hocam. Evet onlara devlet yaptı. İstediler. Size niye yapmadı? Ben hocam ödeyemem. Ben şimdi o zaman da yani. Onlar şimdi para mı ödüyor? Tabii ödeyecekler onlar 15-20 senede ödeyecekler. Para ödeyecek onlar. Hem evler yıkıldı. Hemen zaten bu arazi gitti hocam. O köyün pili bitti şu anda. O köy çok mağdur. Yani sen hele görünüşe bakma. O köy çok mağdur şu anda. Ben hocam vallahi ben çıkamam. Çıksam da yukarı çadır kurar otururum. Benim gidecek yerim yok şu anda. Ha yok. Yok. Bu haberimizle birlikte bülteni noktalıyoruz. Yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde biz yine Gaziantep'in gündemini aktarıyor olacağız. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.